Stylist'ten herkese merhaba. Bu hafta yine Doptalı bir bölümde karşınızdayız. Sektörümüzün birbirinden değerli tasarımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajların yer aldığı bölümümüz başlıyor. In the Mood for Love markasının kurucusu Rezan Benardete ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Sena, nasılsın? Teşekkür ediyorum, sen? Çok mersi. Başardık, bir aradayız. Evet, aynen. Çok hayranlıkla takip ediyorum programını. Bizi de bugün konuk ettiği için ben çok mersi. Yaptığın her şeyi hayranlıkla takip ediyorum. In the Mood for Love markasının kurucusu dedim ama elbette ki title'lar bununla kalmıyor. Ben şimdi onun sana... öncesinde o kadar çok hikaye var ki ben hepsini böyle detaylı bir şekilde dinlemek istiyorum. Aslında In the Mood for Love'ın kurucu ortağıyım kurucu desek ortağı, evet. Daha doğru olacak. Banu Bora Mumcu benim. Selamlar. Aynen, o bugün temsilen ben. Normalde evet. De beni temsilen o bir sürü yerde markamızı şey yapıyor. Birbirimizi dengeliyoruz. Ben dünyamı bu Arbi Showroom'da gösteriyorum. Tayfun'la olan ortaklığımdan sonra Banu'yla da çok yakın arkadaş olduk. Biz konuşuyoruz işte evdeki bayana hayatını değiştiriyoruz, evini kuruyoruz derken. Ya ama ben evdeki kıyafetlerini de sevmiyorum dedim. Acaba dedim böyle bir rahat bir ev kıyafeti yapsak. Betim. Nasıl olur diye konuşurken Banu dedik iyi hadi bir koleksiyon yapalım. Aslında bu RB Living içinde doğan küçük bir koleksiyon olmuştu. Sonra baktık ki bu ev kıyafeti yani relax loungewear'den bir anda o zaman evde ev sahibi davette nasıl giyinmeli? Yani o kadını evinde evinin kraliçesi gibi hissettirmek çok şık değil. Çok az da giyinmemiş bir şekilde kendini evin içinde rahat ve kendi evinin kraliçesi hissettiren kıyafetler dedik. Sonra oradan daha da büyüdü. Şimdi %80 ihracat yaptığımız, yurt dışında gerçekten hayalini bile kurarken ay bir gün olur mu dediğimiz şeyi 2 sene içinde şu an Avrupa'da bir sürü yere ulaştık. Benim için çok gurur duyucu bir şey. Kendi adıma çok seviniyorum. Biz de gururla takipteyiz. Ve hiç bazı tanıdıklarımızın bizim bu markaya sahip olmadığımızı bilenler bu markadan duydunuz mu diye bahsediyorlar. O en güzeli oluyor. In the Mood for Love'ın hikayesi aslında Chinese bir aşk filminden esinlenerek ismi konuldu. In the Mood for Love her an her şeye hazırsın ve sürekli her şeyi aşkla ve şevkle yapıyorsun. Biz de böyle bir In the Mood for Love Girl diye bir hashtag oluşturduk. Yani bu tip her daim heyecanlı, aşk dolu, aşkla her şeyi yapan kadınları giydirmek istiyoruz. Yani. Ama aynı zamanda böyle çabasız bir o casual, o rahat halinde yansıtıyorsunuz değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çünkü Banu ve ben çok ayrı tipte giyinen insanlarız. Banu tasarımları yaparken daha çok hani ben evdeki kadını nasıl giydirmek isterimden yola çıkıyor. Çünkü benim sevdiğim ev yapma şeklinde... Bir evi yaparken her şeyi sıfırdan alamazsınız. İnsanların bir birikimleri var. Evet. Yani aynı şekilde insanların bir gardırobu var. Tamamen geçmişten taşıdıkları tamamen onu atamayız. Hep sorarım müşterilerime yani sizin nerede oturmaktan keyif alıyorsunuz? Hangi parçanızı çok seviyorsunuz? Hangi parçanızdan artık sıkıldınız ve haz almıyorsunuz? Yani aslında yapılan işler benim tarafımdan hep insanların hayatını güzelleştirmek, küçük dokunuşlarla. Aslında hep ben şeyi düşünürüm. Evimizi bir işte mimara, işte bir dekoratöre emanet ederken çok daha aslında özgürüz. Ama işte bu stil danışmanı, işte stylistle çalışma noktasında genelde Türk kadınları biraz daha çekingen. Aslında yaşam alanına emanet ediyor ama kendi gardırobuna emanet etmekte biraz çekiniyor. Aslında bu marka belki de bu görevi üstleniyor olacak değil mi? Bir danışman, çok güzel bir söylediniz. Stil danışmanı gibi adeta. Çok, onun gardırobunu çok güzel olacak. Söylediniz. Çünkü çok mersi Asena bunu böyle yorumlayıp söylediğin için. Bizim markamızda ben kadının bu dükkandan alırken onu kendisini hayal etmesini istiyorum. Ve bizim Instagram'ımızda Banu'yla ben daha çok biz bunu nasıl giyeriz? O yüzden aynı ceketi ben giyip başka bir yorumla, Banu giyip başka bir yorumla koyuyoruz. Ve bir nevi biz kendi dünyamıza yansıtıyoruz. O sırada belki sen onu İstanbul'da Beymen'de satılıyor. Atıyorum bizim showroom'dan gelip görebilirsiniz. Baktığınız zaman askıda görüyorsunuz. Ve orada sizin düşünce ve hayal gücünüze kalmış. Ben sadece bir küçük hint verip ben bunu
atıyorum topuklu ayakkabıyla değil, ben lastik ayakkabıyla giymeyi seviyorum diyorum. Veya ben çok büyük bir takıyla o elbiseyi takıp bir yazlık bir hava yaratmayı seviyorum. Banu ise onu çok güzel taşlarıyla takmak istiyor. Yani bizim markamız onu taşımak isteyen herkesin dünyasına adapte olabilecek bir şey ve ben bu eğlenceli giyinmenin de gün içinde insanın modunu da yükselttiğini düşünüyorum. Kesinlikle. O rahatlık da bence yansıyor ve o ışıltılar da, ufak dokunuşlar da gerçekten modumuzu yükseltiyor. Evet, yurt dışında gerçekten çok başarılı ve olumlu bir gidişat var. Hatta böyle çok önemli mecralara çıkıyorsunuz, gazetelere marka olarak. Oradaki süreci biraz daha detaylı anlatabilir misin? Avrupa'da biz Türkiye'den daha fazla bilinirliğimiz oldu. Bu da mucizevi bir hikaye. İlk Banu ile başladığımız zaman, tabii ki günümüzün sosyal mecrası Instagram'da koyduğumuz zaman bizi şu an temsil eden Paris'teki ajansımız bizi buldu. Biz sizi temsil etmek istiyoruz dediler. Biz de Banu ile dalga geçerek, yok canım olur mu öyle şey? Şimdi biz yepyeni bir markayız. Tam o sırada onlar yapmadan da Dubai'ye Harvey Nichols'dan sipariş gelmişti. Çünkü oranın bayiri bizim çok eski bir dostumuz olduğu için sağ olsun çok beğendi koleksiyonu. Ve ilk siparişimiz daha Avrupa'ya gitmeden Dubai'ye gitti. O da bize çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Biz de gidip Paris'te Banu ile bizi davet eden ve bizi temsil etmek isteyen çok tatlı iki kızla konuştuk. Bir hayal gibi olan şey, 6 ay sonra Eylül'de Paris'te showroom'da sergiledik. Ve şimdi her sene, yani 6.sını yapacağız. Yani senede 4 defa Ocak, Mart, Haziran ve Eylül aylarında main ve ara sezonları burada hazırlıyoruz. Paris'e gidiyoruz. Paris'te buyer'lar, yani asıl bizim dükkanlardan alışveriş yaptığımız dükkanların satın almacıları geldiği bir showroom alanı oluyor. O showroom'da eskiden birkaç markayla paylaşıyorduk. Şimdi bu sezon çok heyecanlı bir şekilde kendimiz olacağız. Ve Paris'te böyle bir rüya gibi bir mekanda bir showroom'umuz olacak. İnşallah şansımız yolunda gider. Allah bizimle olur. Herkes showroom'a davetli. O zaman da tabii ki bir tek buyer'lar değil, yani bizi görmek isteyen herkes davetli. Ocak ayında Paris'te olacağız. Gerçekten herkesi bekleriz. Ben orada olacağım. Tamam, lütfen seni showroom'a bekliyoruz. Ayın 18'inde de bir press day'imiz olacak. Markayı Fransa'daki bütün bloggerlar, influencerlar, onlara basına davet ediyoruz. Çok seviniriz gerçekten sen de olursan. Ve bir hafta boyunca buyer'lara showroom'umuz açık olacak. İnşallah güzel haberlerle döneriz oradan. Umuyorum. Peki Avrupa'nın ardından farklı pazarlara girmek gibi bir hedef var mı? Tabii ki. Çünkü aslında çıkış noktasında biraz Uzak Doğu esintisi var. Kesinlikle. Ve şu an orası çok hızlı gidiyor. Çok. En garip bir şekilde Uzak Doğu değil, bizim Middle Eastern dediğimiz Orta Doğu ve Arap Yarımadası, Avrupa. Asıl hedef ettiğimiz ise Amerika ve Uzak Doğu'yu. Uzak Doğu. Yani aslında benim alışveriş yapmaktan hoşlandığım, Banu'nun alışveriş yapmaktan hoşlandığı her dükkanda In the Mood for Love markasının bir askısını görmek istiyorum. Harika. Hayalim. Çok heyecanlı. Ben öyle olacağını çok kısa sürede eminim. Çok teşekkürler. Heyecanla tüm projeleri bekliyorum. Son olarak Rezan Benerdete çatısının altında konuştuğumuz gibi İşte bir marka var, işte yaşam alanlarıyla ilgili projeler var. Daha da birçok şey var şu an konuşmadığımız. Peki bu çatı altında tüm bunların dışında böyle yakın zamanda bizimle paylaşabileceğin yeni projeler var mı? Aslında bu zaman içinde hemen yarın size böyle bir kalp çarpıntısı geçirebileceğim bir projem yok. Fakat Rezan Benerdete çatısı aslında paydasında benim zevkimi, hayattaki duruşumu koyabildiğim ve bunu insanlara hangi mecralardan ulaştırabileceğim servislerden oluşan bir çatı oldu. Yemek konusu olursa Table Tales diye bir catering firması bunun oluşumunda bulundum. O oluşumda ortaklarım yemekten ve her şeyden sorumlu. Bense bütün yemeklerin sunumu, bütün servis ve istenirse styling dediğimiz event organizasyon sorumluyum. Çok severek kendim öyle beslendiğim için günümüzün plant based dediğimiz plant based food bir
oluşumdayım. Ama onun daha ismini ve şeyini daha sürpriz bir zamanda paylaşmak isterim. RB Studio olarak interior danışmanlık firmama devam ediyorum. Galiba en çok heyecanlandıran, ilk kurduğum ve her zaman o oluyor benim için. Çünkü çok kısa bir sürede bir mekanın öncesi ve sonrasını görünce ve insanları eğer mutlu edebiliyorsam, onun yüzünde bu mutsuzluğu görünce değil mi? O benim için en büyük haz oluyor. Tabii ki ortağım Tayfun'a yaptığımız Trez Mobilya'nın relaunch edilip dünyadaki farklı noktalara satışına odaklanmak benim için bu senenin en büyük hedeflerinden biri. Yani benden mimari danışmanlık servisi almadan da o ürünün bir köşesinde, evinin bir köşesinde ya bir RB Living aksesuar veya Trez markasından bir mobilyanın bulunması beni çok çok mutlu edecek. Kendim de hobi olarak sanata çok meraklıyım. Özellikle genç sanatçıları araştırmayı, desteklemeyi, onların atölyelerini gezmeyi çok seviyorum. En büyük hayalim bu Rezan çatısı altında bir gün bütün bunları bir araya getirip bütün bu oluşumların bir arada olduğu bir okul veya bir çatı altında bir yerde toplamak isterim. Çok güzel. Lütfen olsun. Çok teşekkürler. Beni de böyle güzel kendi işlerimi ifade etmeme paylaşıp böyle bir imkan sağladığın için Aslan'a çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilham verici ve aslında Rezan Benardet'e hayatın her noktasına dokunuyor. Kendi o zevkiyle ve işte o lifestyle vizyonuyla gerçekten hepsi gurur verici. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Çok mersi. Keyiften izlemeniz dileğiyle. Merhaba Güneş. Merhaba Sena'cığım. Çok keyifli böyle rengarenk bir ortamda keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben önce senin hikayeni dinlemek istiyorum. Bu noktaya gelene kadar olan eminim uzun bir hikaye bu ama senin ağzından detaylı bir şekilde dinlemek istiyorum. Bundan 9-10 sene önce benim bir e-ticaret sitem vardı. Orada yüzün üzerinde markayı pazarlıyordum, satıyordum o web sitesinde. Bir gün uygun fiyatlı ama lüks dokulu kalitesinde çantalar bulamadığımı fark ettim web sitemde satmak için. Hı hı. Tasarıma da çok merakım vardı. Evimde birkaç metre kapalı çarşıdan almış olduğum ikat kumaş vardı. Hı hı. Onları kullanarak birkaç çanta yaptırdım. Ve dedim ki bu çantaların bir ismi olması lazım. İsmi ne olsun? Mehri Mu olsun. Mehri Farsça'da güneş. Mu da soyadımın ilk iki harfi. Ve Mehri Mu öyle doğmuş oldu. O web sitesinde doğdu. 9 sene oldu. Bunu ilk 2-3 senesi biraz daha organik büyümeydi. Daha lokal, daha organik, keyifli, daha az modelliydi. Sonrasında biraz daha stratejik adımlar işin içine girdi. Böyle. Daha da global bir noktaya gitti değil mi? Gitti ve evet, gitmekte. Oralara geleceğim. Markanın kurulum hikayesi zaten senin hani o tasarım gözünün, o vizyonun olduğu hani ilk günden beri çok belli. Biz de Türk kadınları olarak çok severek takip ediyoruz. Yurt dışında da ben gerçekten çok başarılı projelerin olduğunu biliyorum. Birçok noktada satışı var markanın. Hı hı. Biraz o taraflardan bahseder misin? Şu an nereye gidiyor? Böyle bir sınırları oldukça aşmış durumda sınırları marka. Sınırları aştı. Bu da çok güzel oldu. Çünkü Mehri Mu'nun bir kere bu ruhuna da çok uygun bir şey. Mehri Mu çok özgür bir marka. Özgür kadının markası. Çok şeyin mümkün olduğunu gösteren, hani değer yargıları olan bir marka ve sadece çantaların güzel olup işte estetik duruşu olup insanlara mutluluk vermesi değil. Gerçekten birazcık böyle girişimcilikle ilgili de düşündürmeyi seven bir marka. Dolayısıyla dediğin gibi gerçekten aslında sınırları çok fazla yok. Şu anda Londra'da 4 tane satış noktamız var. Onun dışında Asya, Avrupa, Amerika birçok prestijli yerlerde satıştayız. Burada da en önemli faktör yurt dışına da açılsak, nerede ne yaparsak yapalım. Benim için en önemli ama en önemli şey son kullanıcılarım. Yani benim çantalarımı parasını verip mağazadan satın almış müşterilerim. Çünkü onlar bir esas bağ onlarla kuruluyor günün sonunda. Uzun yıllar sürüyor. Böyle. Peki şeyi soracağım. Ben de işte gittiğim moda haftalarında işte sokak stiline yansıyan görsellerde kullanıyorum severek ve görüyorum çok insan biliyor işte bütün dünyaca ünlü influencerlar işte bir Türk olarak benim orada bir Türk markasını kullanıyor olduğumu çok beğenerek takip ediyor. Bu benim için de çok gurur verici, bence hepimiz için öyle. Bu şeyi yaratmak sence nasıl oluyor? Yani sen
evet stratejik ilerlediğini söyledin ama çok stratejik ilerleyip bunu başaramayan da elbette çok marka var. Burada hani sence kilit nokta ne? Çünkü hem sokağa uymak hem bu noktalara girip satış kanallarını genişletmek gerçekten kolay şeyler değil. Üstelik bunu buradan base olarak yapmak. Biraz bahseder misin daha o iç dünya nasıl ilerliyor? Çünkü evet girişimci olarak yani bir kadın olarak buradan dünyaya ulaşan bir Türk tasarımı yapıyor olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunu biraz daha anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Bir kere öncelikle koleksiyonu ben yaratırken bir moodla başlıyorum. Hı hı. Orada hiç sınır yok. Gerçekten bütün iç dünyam, içgüdülerim, hayal gücüm, gittiğim coğrafyalar, gitmediğim coğrafyalar, izlediğim filmler, okuduğum kitaplar. Ben mücevhere çok meraklıyım. Mücevherdeki detaydan her zaman çok geliyorum çantaya doğru. Hmm. Bütün bunları topluyorum ve bir mood board oluşturuyorum. Bu bunun temeli oluyor. Hmm. Bu temeli neye oturtuyorum? Mehrimu'nun 9 senedir var olan çizgisine oturtuyorum. Sonrasında benim bir sürü filtrem var. Bu işte şimdi demin bahsettiğim filtrelerden geçiriyorum. Hı hı. Bir kere bizim fiyatlarımız çok önemli. Biz lüks kategorisindeyiz ama ulaşılabilir lüks kategorisindeyiz. Dolayısıyla yapacağım işler tabii ki de bazen çok güzel bambaşka bir şeyler yapmak istiyorum ama ne oluyor? Orada o fiyat filtresine takılıyoruz. Ondan vazgeçiyoruz. İnfluencerlar. Şimdi influencerlar şu anda sokak modası işte dediğin çok doğru. Çok önemli bir şeyin kalbini tutuyorlar. Çok. Tekrar dönüyorum yine benim filtrelerime. Sokak modasını da söyledik. İnfluencerları da söyledik. Neye dönüyorum? Feminenlik, sofistike ve zamansızlık değerlerine. Evet. Bunlar bir daire gibi. Hepsi birbirini tamamlıyor. Sonunda da tekrar o mood board'a dönüyorum ve buraya uyuyor mu renkler vesaire. Koleksiyon o şekilde ortaya çıkmış oluyor. Globalleşme konusunda hali hazırda zaten çok başarılı bir gidişat var. Ben gerçekten merak ediyorum. Yakın zamanda daha farklı projeler var mı bu anlamda? Daha farklı noktalara, farklı destinasyonlara ulaşan bir gidişat söz konusu olacak mı? Bundan sonrasında tabii ki daha fazla coğrafyada, daha fazla mağazada olmak istiyoruz. Ama bunun yanında biraz daha ben o demin bahsettiğim işte son kullanıcıma daha da rahat yakın bir şekilde temas. Nasıl ulaşabilirim? Bununla ilgili araştırmalarım var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle tabii ki online satışımıza biraz daha eğilmek olacak. Daha kolay kullanımlı bir web sitesi yaratıyoruz. Zannedersem en geç Şubat gibi açmış olacağız. Aynen. Ama perakendeci olmayacağız. Onu biliyorum. Kendi mağazalarımız olmayacak. Ama bunun yanında nasıl yapabiliriz? Ona bakıyoruz şu anda. Odaklı. Ama bunu sadece Türkiye odaklı düşünmüyoruz. Tekrar global odaklı düşünüyoruz. Evet, son dönemde görsel dünyanın gelişmesiyle size sosyal medyanın bu kadar önemli hale gelmesiyle gerçekten çok fazla marka doğdu. İşte herkes bu meslekleri yapmak ve işte tasarımcı olmak istiyor ve genelde bu tasarım aksesuar üzerine ve genellikle de çanta üzerine oluyor. Aslında evet çok başarılı markalar var ama bir o kadar da kirlilik söz konusu. Bu noktada senin tüm bu başarıları elde etmiş bir marka kurucusu olarak bu yolda ilerlemek isteyenlere önerilerin neler olur? Son zamanlarda, son yıllarda çok fazla çanta markasının doğduğunu görüyoruz. Evet. Böyle bir heves olduğunu görüyoruz ki bu çok güzel bir şey. Artık insanlar biliyorsun hani kurumsal hayattan sıkıldıkça biraz daha kendi iç seslerini dinleyerek yaratıcılıklarını ortaya koymak istedikleri alanlara girmek istiyorlar. Bu gerçekten çok güzel çok bir güzel. Şey. İnsanların hani elbette. Bu kafaya, bu ruh haline gelmiş olması. Ama dediğin gibi günün sonunda bu da bir iş. Benim düşüncem şu şekilde. İlham hiçbir zaman başka bir markadan alınmamalı. İlham kaynağı tamamen kendi iç dünyan olmalı. Ve tabii ki de pazarda ne boşluk var? Biraz da ona bakmak lazım. Şimdi ben 10 sene önce buna başladığımda gerçekten orada bir şans gördüm. Çünkü baktım ki işte çok premium mağazalarda çok yüksek fiyatlara lüks çantalar var. Onun yanında uygun fiyatlı olanların kalitesi o kadar iyi değil. Bir ruhu yok. Çok böyle fabrika işi işler vardı. Orada bir boşluk gördüm ve oradan yürüdüm. Tabii ki de şimdi bunu böyle bir çok kolay bir şeymiş gibi anlatıyorum. Tabii çok ki de zordu, benim çok büyük zorluklarım oldu. Özellikle atölyelerle çalışmak, o kadar küçük adetlerle çalışmak. Zaman zaman çanta tasarımcısı arkadaşlar bana geliyorlar, soruyorlar, hani danışıyorlar bu konuyla alakalı. Çünkü gerçekten bu işteki en büyük sıkıntı
az adetle istediğin özel ürünü yaptırabilmek. Ama burada da yine ne devreye giriyor Asena'cığım? Bence insan ilişkisi çok önemli bir şey. Her şey düzgün insan ilişkileri. Özellikle biz Türkiye'de çok sıcak bir toplumuz. Evet. Hani bir şekilde ben ilişkilerin kurulabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla bir tasarımcı, bir marka yolculuğuna çıkmış olan birisinin sadece kreatif taraf değil, birçok yönden bakıyor olması lazım. Evet. Bakkal hesabı da olsa hesabını bilmek de çok önemli bir şey. Kendi içinde bir düzeninin olması lazım o noktada. Ben öyle bakıyorum. Çok aynen doğru. Öyle. Bir de son bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla da artık eski kalıplara takılmamak lazım. Dolayısıyla şimdi yeni başlayan çanta tasarımcısı arkadaşlara ben hep şunu söylüyorum. Çok da takılmayın. Orada satayım, burada satayım. Siz ürüne odaklı. En iyi şey doğru fiyatlandırmaya bakın. Gibi. Ve müşterinizle temas içinde olun. Sosyal medya zaten muhteşem bir... Değil mi? Çok büyük bir şans tool. Aslında. Aynen doğru öyle. Kullanıldığında. Doğru kullanıldığında. Çok öyle. Doğru. Evet, son dönemde gerçekleşen işbirliğine gelmek istiyorum ben. Aslında tüm bu işbirlikleri dünyada da çok trend. İşte markalar, tasarımcılarla iki farklı tasarımcı birlikte ya da iki büyük marka birlikte işbirliği gerçekleştiriyor ve ortaya gerçekten çok keyifli koleksiyonlar çıkıyor. Bence her iki tarafın müşterisine, işte sevenlerine ulaştığı için de çok geri dönüşü de yüksek oluyor. Sen de yakın zamanda bir proje gerçekleştirdin, bir işbirliği gerçekleştirdin ve tüm yansımaları da tasarımları da gerçekten çok güzel görünüyor. Bu süreç nasıl gelişti, nasıl doğdu? Divaresek bundan sanıyorum geçen yazın başıydı. Hı hı. Benimle temasa geçti. İşbirliği yapmak istediğini söyledi. Ben çok mutlu oldum Divarese ile bir işbirliği yapmaktan öncelikle. Çünkü bütün ortaokul hayatım, lise hayatım Divarese'den aldığım ayakkabılarla geçerdi. Evet, hepimizin aynen öyle. Özellikle belli bir jenerasyon evet. için Divarese'nin çok büyük bir anlamı var. Şöyle bir şey yaptık. Mehrimu dünyasını katalım. Divarese'nin İtalyan mirasıyla, birleştirelim. Ve bizim Haziran malzememizi biliyorsun. Hı-hı. Kutularımızda özellikle kutu modellerimizde kullandığımız. Onu aldık ve böyle İtalya'nın sanki seramikleri fayanslarında bir desene ilham olmuş gibi yaptık. Desen çantalar o şekilde çıktı. Bir de böyle bizim çok sevilen birkaç çok böyle fonksiyonel çantamız var. Onları da yine Divarese'ye uyarladık. Güzel bir işbirliği oldu. İlk bariz 2019'da da yaz koleksiyonumuz çıkacak. Harika. Peki şimdi burada gördüğüm böyle gözüme alamadığım renkli yazı hatırlatan modeller var. Hı-hı. Yaz koleksiyonu elbette hazır. Daha önce var olan birkaç modelin versiyonlarını görüyorum. İşte yepyeni şeyler görüyorum. Şimdi artık yakın zamanda yazı konuşmaya başlayacağız. Bu koleksiyonla ilgili detaylar verebilir misin bize? Nasıl bir hikayesi var? Nasıl bir konsepti var? 2019 ilkbahar yaz koleksiyonu deniz kızları ve Venüs'ün doğuşuyla ilintili bir hikaye üzerine kuruldu. Burada neler var? Dediğim gibi deniz kızları var. Pınar Viola isimli dijital sanatçı duo ile bir işbirliği yaptık. Onlar bize bütün çantalarımızın içine kullandığımız astarla dışına kullandığımız kılıf için özel bir tasarım yaptılar. Harika. Burada böyle özel deniz kızları kullanıldı onların tasarım üzerine. Ve dediğim gibi mücevhere meraklıyız. İşte birçok içinde mesajlar barındıran bir proje oldu o. Onun dışında neler var? Bu deniz kızlarından yola çıkarak tabii ki bir deniz kenarı. Böyle sanki İtalya'nın 1950'lerde İtalya işte Positano, Capri oralarda dolaşıyormuşuz hissi. Ve böyle deniz kabuklarını andıran halatlı yeni bir çantamız var. Chacha bag. Küçük böyle kova şeklinde. Çok tatlı oldu onlar. Altın rengi var. İşte siyah, natürel halat rengi var. Onun dışında evet bizim var olan modellerimiz var. Onun yanında Lian Market Bag diye yeni bir çanta çıktı. O da sapları, burgu bilezikleri vardı ya anneannelerimizin, evet, annelerimizin. Evet, evet. Ben onlara çok bayılırım. Hep diyorum ya mücevherden yola çıkarak aslında birazcık çantaya bakıyorum. O detaylar çok önemli. Çok. Lake, ahşap. Elimizde tutup taşıyabildiğimiz bir çanta ortaya çıktı, Lian Bag. Ona da bağlantılı olarak mini Fay Box'lara yine yarım ahşap saplar yaptık, burgulu. Evet, markanın dünyada iyi bir gidişatta olduğunu zaten konuştuk. İşte birçok influencer, tasarımcı, editör markayı biliyor ve kullanıyor. Bunu ben de bizzat deneyimledim. Ama bir de bunun da ötesinde çok önemli isimler tarafından kullanılan bir marka.
kraliyet ailesinden isimlerin daha önce kullandığını gördük. Bu noktada bize biraz daha detaylı tüyo verir misin? Tasarımlarını kullanan böyle önemli isimler arasında kimler var? Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Dün büyük bir şok yaşadık biz. İngiliz kraliyet ailesinden Princess Alexandra'nın, yani Elizabeth'in kuzeninin doğum günüymüş. Ve işte tamam. Böyle Instagram'daki royalty ile ilgili hesaplardan birinde işte majesteleri doğum gününüz kutlu olsun gibi bir mesaj yayınlanmış. Bizim de çok sevgili bir müşterimiz ucundan görmüş ki prensesin kolunda bizim çanta var. Bizim burç koleksiyonumuzda. Ve bizim haberimiz yok. Kendisi almış. Çok mutlu olduk tabii çok ki. Ondan güzel. Öncesinde de yine Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice de kullanmıştı. LA'de fotoğraflanmıştı. Ondan da haberimiz yoktu. Kendileri bizim Londra'daki satış noktalarımızdan birinden satın almışlar. Kraliyetin takması gerçekten insanın hoşuna gidiyor. Onun dışında da evet Hollywood'da var takan evet, ünlüler. Çok örnek moda haftalarında işte influencerların elinde görüyoruz. Evet. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Süper. Peki sana ilham veren ve tasarımlarını takmasını istediğin böyle biri var mı desem? Yani biri ya da birkaç isim ya da böyle senin için ikonik olan bir kadın desem. Evet, var iki mı? Kişi var. Biri Oprah Winfrey. Kendisini çok seviyorum. Çok hayranım. Hepimiz seviyoruz. Oprah'yı çok seviyorum. Aslında Oprah'ın bir mehrimu çantası var bu arada. Seneler gerçekten. Evvel. Bir ortak tanıdığımız. Onun dergisinin genel yönetmenine kendisine iletmesi üzerine vermişti. İletti. Bilmiyorum takıyor olabilir. Çünkü genelde böyle şeyler sonra seneler sonra çıkıyor karşımıza. Evet, bunu tabii ki ölçmek çok zor. Aynen çok öyle. Takmadım. Ama ben istiyorum ki taksın ve ben göreyim. Hani kendisi gir sınavda evet, atıyorum çok New York'ta Bergdorf Goodman'dan alsın bir mehrimi ve taksın. Bir de aktrisler arasında Kate Blanchett'i çok seviyorum. Evet. Gerçekten çok çok, çok bayılıyorum. Çünkü söyledim. Hem çok güzel bir kadın, şık bir kadın, çok yetenekli bir kadın, sağladım. Başarılı ve çok akıllı bir kadın. Evet. Dolayısıyla onu Mehrimu ile çok özdeşleştiriyorum. Bakalım. İnşallah olur 2019'da. Bence olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim Asenacığım. Ben de çok keyif aldım.